Evet, merhabalar. Bu videomuzda da Selectu döngülerini görmeye çalışacağız. Kısaca Selectu döngüleri şu işe yarar. Bizden belirli bir veri girmemizi ister ve girdiğimiz veri sonucunda da belirli işlemler yaptırmamızı sağlar. Bunlar genellikle case yapılarıyla birlikte kullanılır. Dilerseniz beraber görelim. Önce iller adında bir değişken tanımlıyorum. İstanbul, İzmir ve Ankara olacak şekilde 3 elemanlı bir liste tanımladım. Ardından select ile birlikte yapımı başlatıyorum. Bu şekilde yapsak olmaz. Nedenini biliyoruz. Bizim bunun bütün değişkenlerini almamız gerekmekte. Onu nasıl yapıyorduk? Bu şekilde yaparsak iller değişkeninin bütün değerlerini almış olacağız. Ardından klasik bütün döngülerde olduğu gibi do ön ekimizi kullanmamız gerekmekte. Dedi ki case yapıları ile birlikte kullanılır. Hatta öncelikle şöyle yapalım. Echo il diyelim. Önce bir farkını görelim. Nokta. Script'imizi çalıştıralım. İstanbul, İzmir, Ankara 2 dedik mesela. Bastığımızın değerini set ediyor kendisine. Şimdi CTRL-D ile buradan çıkabiliriz. Bir de bunu case ile birlikte biraz daha anlamlı hale getirmeye çalışalım. Burada bir case bloğu açıyorum ve diyorum ki case il, şu şekilde yapalım. Case il in dedikten sonra işte il yapımız için belirli koşulları kontrol edeceğiz. Ne demişiz? İstanbul. İstanbul için mesela İstanbul'da yeri gelirse eko plaka numaran 34 desin ve bu bloğu kapatalım. İstanbul, İzmir demişiz. Ardından İzmir için eko plaka numaran 35 diyelim. Bloğu kapatalım. Ankara demişiz. Ankara eko plaka numaran 06. Tabii bu şu an basit bir kullanım. Genelde de bu tarz işte plaka numarası yazdırmak için kullanılmıyor. Fakat ben temel kullanımları göstermeye çalıştığımdan dolayı bu şekilde bir kod yazmış olduk. Lütfen geçerli bir şehir seçiniz dedikten sonra burayı da yapalım ve SH ile birlikte case bloğumuzu kapatabiliriz. Şunu da geri alabiliriz. Şimdi burada daha detaylı göreceğiz. Öncelikle il değişkenimiz için bir seçenek yapısı çıkacak. Select do, yani seçilene göre şunu yap. Burada da seçileni kontrol edeceğiz. Seçtiğimiz değişken mesela 1'e basınca İstanbul olacak ve il değişkenimiz değeri İstanbul olarak set edildiğinde bunu case yapımız ile birlikte kontrol edebileceğiz. Diyeceğiz ki değişkenin değeri İstanbul ise işte plaka numara şudur budur. Ve bu da bildiğimiz gibi case yapımızın else anlamına geliyordu. Eğer 1, 2 veyahut da 3 seçmez de gidip 4, 5 saçma sapan bir şey yazarsa lütfen geçerli bir şehir seçiniz diyecektir. Bunları daha önemli scriptlerinizde daha önemli şekillerde tabii ki kullanabilirsiniz. Ardından İstanbul, İzmir, Ankara dedi. Biri seçiyorum. İstanbul plaka numaran 34 dedi. Gitti il değişkenine İstanbul değerini set etti. Case yapısında da il değişkenini kontrol ediyorduk. Bakıyor İstanbul mu? Evet, o zaman git eko plaka numaran 34. Ardından 4 girersek lütfen geçerli bir şehir giriniz. İşte bu şekilde yapsak da olmayacaktır. Lütfen geçerli bir şehir giriniz. Bize sunulan seçeneklerden birini seçmek durumundayız. Select do döngüleri de bu şekilde kullanılmakta. Umarım faydalı olmuştur.